Anlık değişim türev demektir arkadaşlar. Yani bize f türev 1/4'ü soruyor. Bu yüzden f türev x 4x artı 4 ve böylece f türev 1/4 eşittir 4 çarpı 1/4 artı 4'ten 5 olur C şıkkı. Mutlak değerlerde bir katlı köklerde türev yoktur. Özellikle vurguluyorum, ben bunu konu anlatımında da söyledim arkadaşlar. Çünkü o yanlış anlaşılan bir kısım. Şöyle olursa türev olur ama böyle olursa türev olmaz arkadaşlar. Sebebi de şudur. Bu noktada sivri nokta vardır ama burada sivri nokta yoktur. Sol türev ve sağ türeve bakarak da anlayabilirsiniz bunu ama her seferinde bakmak istemezsiniz diye söylüyorum. X eksi a'nın n'ninci kuvvetinde n eşittir 1 ise türev yok. N 1'den büyükse arkadaşlar ve tabii ki doğal sayıysa buralarda türev vardır. Bence bunu bilgi olarak da bilmek lazım. Ayrıntısına şeyden bakabilirsiniz. Konu anlatımından bakabilirsiniz. Burayı dağıtmayalım şimdi. Bu yüzden 3 noktasında türev yoktur arkadaşlar. Bir katlı kök olduğu için. Bir absisli noktada türevlidir. Evet, kritik nokta değil. İçeriği sıfır yapan değer değil. O yüzden burada arkadaşlar türevlidir. Yine x eşittir 4 içeriği sıfır yapmadığı için, kritik nokta yapmadığı için arkadaşlar burada da türevli değil, türevlidir. Bundan dolayı 3 de yanlıştır. Cevap yalnız 2, B şıkkı. F'in tersi 2 normal bir sayıdır. Sayının türevi nedir arkadaşlar? 0. Ona aldanmamak lazım. Sabitin türevi 0. Şöyle olsa türev hesaplardık. Bunun önce türevini al, sonra yerine yaz dese evet o zaman işlem yapacaktık. F bileşke gx'in türevi nasıl alınır size hemen göstereyim. Şöyle iç içe olan bir şey olduğu için arkadaşlar önce sanki içeride hiç gx yokmuş gibi normal f türevi yapılır. Sonra f'nin içinin türevi olan g'nin türevi alınır. Ve biter. Zaten daha da içeride x olduğu için onun türevi de 1'dir. En içe kadar türev alarak gidiyoruz. Şimdi x eşittir 2 absisli noktada türev. Dikkat! F'nin türevini alacağız. İçine g2 yazacağız. Bakın kenarda hemen görelim. F türev x 2x artı 1. X gördüğün yere ne yazacaksın? G2. G2 kaç? Görelim. 2 çarpı 2 artı 1'den 5. O yüzden bakın buraya f türev 5 diyorum. Yerine yazdığım zaman da 11 oluyor. Bunlar basit ama önemli ayrıntılar. Eğer vakıf değilseniz bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz. G'nin türevi x'te zaten bir problem yok. G'nin türevi x arkadaşlar 2'dir. Bu yüzden g'nin türevi 2 yazmamızın bir anlamı yok. Sabit türevi olduğu için 11 çarpı 2'den 22 olacak E şıkkı. D kare y bölü dx kare 2 kere türev al demektir. Haliyle 0 artı x üzeri eksi 2 demek ya. O yüzden eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3. Sonra 2 çarpı x üzeri eksi 4 olduğu için eksi eksiden artı 4 çarpı 2 x üzeri eksi 5. Şuraya da yazayım ki kafası karışan arkadaşlarımız için böyle bakın. Burası yine 2 çarpı x üzeri eksi 4 üstü sayı olarak yazdığımız zaman. Bu şimdi birinci türev. İkinci türevi aldığımız zaman eksi 2 çarpı eksi 3'ten 6x üzeri eksi 4 artı ve tabii ki eksi olacak 4 çarpı eksi 5'ten eksi 20 çarpı 2 x üzeri eksi 6. Böylece 6x üzeri eksi 4 eksi 40 çarpı x üzeri eksi 6 cevabımız E şıkkı oldu. H türev f bileşke g sonra arkadaşlar f türev gx tabii şuraya x'i yazayım. Sonra arkadaşlar en sonda g türev x demektir. Bu h bileşke f bileşke g'nin türevidir. 2'yi sorduğu zaman h türev f bileşke gx bunun içinde bakın böyle yani 2 çarpı sonra f türev g2 sonra bir daha çarpı g türev 2. En içe kadar gidiyoruz. Yani şu x değil de burada 2x olsa onun bile türevini alırdık ama x olduğu için duruyoruz artık orada. Böylece bakın fark ettiyseniz zaten bize vermiş bu h türev demek zaten iç içe yazarsak bu demektir arkadaşlar. Haliyle burası 3. Sonra f türev bileşke g demek. F türev g benim o yazdığım demek. Burasında 4 söyleriz o zaman. Ve yine g türev 2 yerine yazarsam x yerine 1 yazdığımda g türev 2 2 artı 4'ten 6. 6 çarpı 4 24. 3 ile çarparsak 72 olur C şıkkı. Dx bölü dy bak şimdi burada alışkın değilsiniz belki ama söyleyeyim ezbere gitmeyelim. Dx bölü dy arkadaşlar x'in y'ye göre türevi demektir. Yani biz burada şunu yapacağız. Genelde hep y'yi yalnız bırakıyoruz ya. Dikkat, mx yalnız bırakıyorum eşittir 2y artı n. x eşittir 2y bölü m artı n bölü m diyorum. Şimdi burada x'i y'yi x gibi düşünün. Türevini alıyorum bakın. X'in türevi, yani hani y üssü diyoruz ya, burada da x'in türevi eşittir. Dikkat, y'ye göre türevi aldığım için 2 bölü m artı n bölü m zaten sabit sayı olduğu için 0. Olay bu. dy bölü dx bildiğimiz y'nin x'e göre türevi. Yani y'yi yalnız bıraktığımız zaman mx eksi n bölü 2 arkadaşlar. Haliyle buradan da x'e göre türev zaten normalde de m bölü 2. Onu da yapalım. Bu şekilde. Bunların toplamı 2 bölü m artı m bölü 2 eşittir 4. Buradan m kare artı 4 eşittir 8m oluyor. Buradan da m kare eksi 8m artı 4 eşittir 0 geliyor. Şimdi m üzeri 4 artı 16 bölü 4m kare denmiş. M üzeri 4 sadeleştirirsek arkadaşlar alttakiyle m kare bölü 4 olur. Sonra diğeri de 16 bölü 4'ten 4 bölü m kare yapar arkadaşlar. O zaman bakın şimdi aslında şuna yapabilirmişiz. Yani ben başlangıçta payda eşitlemiştim ya. Bunu hiç yapmaya gerek kalmadan ne görmüş olduk? M kare bölü 4, 4 bölü m kare aslında şuranın parantez karesi gibi. Bakalım gerçekten 2m artı m bölü 2'nin parantez karesine alırsam ne gerçekleşir? 4 bölü m kare artı m kare bölü 4 artı ikiler birbirini götürür, m'ler birbirini götürür, 2 olur. Eşittir buradan 16. Bizden sadece burası isteniyor. O zaman arkadaşlar o da 14'müş, A şıkkı. Burada çarpımın türevini yapalım arkadaşlar. X'in türevi 1. Bunun kendisini alacağız, tamam. Artı x çarpı 1 eksi x kübün, sonuçta bu 1 bölü 3. kuvveti değil mi? O yüzden 1 bölü 3 çarpı 1 eksi x kübün 1 bölü 3'ten 1 çıkarsa eksi 2 bölü 3 olur. Sonra tabii ki içinin türevini almayı unutmuyoruz. Eksi 3x kare, böyle uzun bir şey. X yerine 0 yazarsak burası arkadaşlar 1. Sonra burada x yerine 0 yazdığım zaman direkt gitti burası. İşte 1 oldu. Tabii ben şunu diyebilirsiniz, hocam ya zaten 0 veriyoruz bu gidiyor, ama ben bunu bir göstermek istedim. Başka zaman olsa sonuçta oraya başka değerler yazmamız gerekebilir. Düzgünce görelim yani. Cevap C şıkkı oldu. Şimdi bir kere f bileşke g'nin türevi nasıldır? F bileşke g 2x eksi 1 çarpı içinin türevi, yani g türev 2x eksi 1. Onun da içinin türevi 2x eksi 1'in türevi, yani 2 eşittir 4x küp artı 2x artı m. Burada arkadaşlar şimdi f türev 1 demiş ya, biz ona göre işlemler yapmamız lazım. Yani x'e 3 vermem gerekiyor. Daha doğrusu içeriği 3 yapmam gerekiyor, affedersiniz. Böylece içeriği 3 yapmak için burada kaç vermemiz lazım? 2. Bak g türev 3 çarpı 2. Burada yine f türev g 3. Şimdi hemen orayı sileceğim. Çünkü g3'ün kaç olduğunu söylemişti bize? 1 olduğunu söylemişti. Demek ki aslında f türev 1 de zaten 12 olduğundan burayı biliyoruz. G türev 3 2 olduğunu biliyoruz. Yanında zaten 2 var. Sonra x'e ben 2 vermiştim. 2'nin kübü 8 kere 4 32 artı 2'nin karesi 4 artı m. Haliyle arkadaşlar 48 eşittir 36 artı m'den m 12 yaptı. Cevap B şıkkı. Normalde arkadaşlar türev için önce sürekliliğe bakmak lazım, ama şöyle bir şey yapayım. Eğer böyle zaten soldan türev sağdan türev eşit değilse hiç uğraşmayız. Eğer soldan türev sağdan türev aynı gibi görünürse sürekliliği de bakarım, tamam mı? Şimdi boşu boşuna çünkü hepsinde süreklilik bakarız. Sonra hepsi sürekli çıkar ama birçoğu da türevsizdir falan, uğraşmayayım. Şimdi x küçük eşit 0 için arkadaşlar. Burada bir kere şunu göreceğiz. Kritik nokta olduğu için sıfırda bir bakmamız lazım. Sıfırda arkadaşlar türevini alırsak 2x eksi 3 olur. Bunun sıfırda türevini alırsak 1 çarpı x eksi 1 eksi x artı 2 çarpı 1 bölü x eksi 1'in karesi. Böylece 0 yazdığımız zaman eksi 1. Sonra arkadaşlar eksi 2 bölü 0 yazdığımızda 1. Buradan da ne geldi? Eksi 3 geldi. 2x eksi 3'te de eksi 3. Sağ türev sol türev birbirine eşit geldi. Şimdi sol limit sağ limit mi eşit ona bakalım bir de. Sol limit ve sağ limit birbirine eşitse sürekli olur. Türevli de olacağı için sıkıntı olmaz. Sol limit sıfıra soldan yaklaştığımızda eksi 2. Diğerine arkadaşlar bakalım. Sağ limite burada da eksi 2. Evet, sol limit sağ limit var, tamam, sıfır noktasında kritik noktada türev geldi. Şimdi diğer 3'e bakacağız. 3'e baktığımız zaman türevini almıştık zaten burada gördüğünüz gibi. Yerine yazalım sadece. 3 eksi 1 2, 3 artı 2 5 bölü 3 eksi 1 2 karesi 4 arkadaşlar. Böylece eksi 3 bölü 4 olacak. Burada türevi aldığımız zaman 1 çarpı x eksi 6 eksi x artı 5 çarpı 1 bölü x eksi 6'nın parantez karesi. X gördüğümüz yere 3 yazarsak eksi 3 eksi 8 bölü 3 eksi 6, zaten bu gördüğünüz gibi kendini belli etti arkadaşlar. Türevler birbirine eşit olmadı. 3 noktasında türev olmadı. Şimdi 3 kenarda duracak. Sonra bir de neyi notlayacağız? Paydayı 0 yapan bu 6 değerinde türev yoktur. Sonra yine burada paydayı 0 yapan 1 değerinde türev yoktur. Bu yüzden 3 noktada türevsiz arkadaşlar. Onları da unutmayalım, C şıkkı. Sonuçta tanımsızsa bir fonksiyon, daha orada biz limitten falan bile bahsedemiyoruz ki değil türevden bahsedelim. Türevin limit tanımı burası. Fx eksi f1 bölü x eksi 1 olursa, o zaman önüne eksi koyalım. Burada 1 eksi x var. Hatta o eksiyi sağ tarafa atalım. Eksi 6 olsun. Limit x 1'e giderken bu ne demektir? F türev 1. F türev 1 eksi 6'ymış. Gelelim buraya. Bak burada da şunu düzenleyeyim formülü. F eksi 1 eksi h. Eksi 1 artı h. Eksi 1'den biraz uzaklaştım. F eksi 1 bölü eksi 1 artı h eksi eksi 1. Gördünüz mü? Formül neydi? FA eksi FB bölü B eksi A arkadaşlar. Burada B A'ya giderken aslında F türev A olmuş oluyordu. Bundan dolayı burada yapacağımız işte H sıfıra giderken eksi 1'den H kadar uzaklaştığımız için tam eksi 1 anındaki türev isteniyor. Bu yüzden F türev eksi 1 olur. Haliyle F türev eksi 1 değerini soruyor bize şimdi. Bakalım burada önce yerine yazarsak 4x küp eksi 6x kare eksi m 4 eksi 6 eksi m eşittir eksi 6 oldu. M arkadaşlar 4 geldi. Hemen f türev eksi 1'i burada bulalım. F türev x'in artık 4x küp eksi 6x kare eksi 4 olduğunu anladım. Yerine yazdığım zaman eksi 4 eksi 6 eksi 4, cevabımız eksi 14 olacak, A şıkkı. Şu arkadaşlar, ben türevin limit tanımı kısmını çok önemsiyorum. Çünkü MEP kitabında da bayağı ayrıntılı bahsedilmiş. Eksiğiniz varsa lütfen konu kısmına dönün. Ben zaten bunu ayrıntılı bir şekilde anlattım. İsterseniz orada YouTube'dan da bakabilirsiniz. Ne olur ne olmaz. ÖSYM bununla ilgili sorduğu zaman biraz zor sormuştu. Bir mutlak değer arkadaşlar ne zaman türevsizdir söyleyeyim. Bir katlı kökü varsa, bakın tek katlı bile demiyorum. Yani şöyle x eksi a çarpı x eksi b şeklinde bir tane a bir tane b için ikinci dereceden bir mutlak değer olur. Türevsiz olur. O yüzden ya deltası sıfırdan küçük olup hiç kökü olmayacak ya da delta eşittir sıfır olacak. Örnek x eksi 3'ün parantez karesinin türevi vardır 3 noktasında. Ya da x kare eksi x artı 1'in delta sıfırdan küçük olduğu için kökü yoktur. Daima artar. O yüzden arkadaşlar bunun da şöyle bir grafik olduğu için türevi vardır. Türevi her noktada vardır. Dolayısıyla burada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi m'nin alabileceği en küçük farklı iki tam sayı değeri için deltası 36 eksi 4m küçük eşit 0 diyorum bakın. Böylece 9 küçük eşit m oldu. M'nin alacağı en küçük iki tam sayı değeri bu yüzden 9 artı 10'dan 19 olacak, C şıkkı. Bu arada neden mutlak x eksi 3'ün karesinde türev vardır? Önceki sorularda da söylemiştim. Bu x eksi 3'ün parantez karesine eşittir. Mutlak a'nın karesi eşittir a karedir. Bu yüzden bildiğiniz yine böyle paralel teğet olan bir paraboldür. Bu da her noktada türevlidir çünkü sivri nokta yoktur. P türev x'e bakayım bir. 2x eksi 2. Şimdi buna göre arkadaşlar birincisi PP türev x demiş ya. 2x eksi 2'nin parantez karesi eksi 2x eksi 2 artı 3. Bu şimdi PP türev x. P'nin türevini aldığım zaman bir de bunun içine px yazacağız. Bakın o da nasıl olacak? 2x kare eksi 2x artı 3 eksi 2. Gittim. Px'i P'nin türevinin içine yazdım. Şimdi bunu sağlayan değerlerin toplamı demiş. Mecburen tabi burada açmak zorundayız. Çünkü arkadaşlar şuradan anlayabileceğim bir durum yok. En azından ben anlayamam. Belki siz anlarsınız. 4x kare eksi 8x artı 4 eksi 4x artı 4 artı 3 eşittir 2x kare eksi 4x artı 6 eksi 2'den 4. Şimdi 4x kare 2x kare attım bu tarafa 2x kare. Eksi 8x eksi 4x daha eksi 12x. Bu 4x'ler gitti. Eksi 8x kaldı. Şimdi bakıyorum bu 4'ler gitti. Tamam. 4 3 daha. Burada da son olarak 7 kalmış oldu. Alacağı x değerlerinin toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 8 bölü 2 4 yaptı D şıkkı. Değişim hızı arkadaşlar türevdir. Bu yüzden bakın şimdi taban alanı 12 çarpı h, taban alanı 12 yükseklikte h olduğundan hacim şimdi böyle 12 çarpı h eşittir v'ye eşit. Biz burada değişim hızını bulurken türev alırız. Her iki tarafın türevini aldığınız zaman bunu ht diyelim, buna da vt diyelim. Çünkü zamana bağlı olarak olacak bu durum. Haliyle arkadaşlar 12 h türev t eşittir v türev t. İkisinin de bakın türevini aldım. Bunun değişim hızını size vermiş bak. Saniyede 3 metreküp hızla boşalıyor demek. Bu hacmin türevinin 3 olduğunu söylüyor demek. Böylece h türev t yani yüksekliğin değişim hızı da 3 bölü 12'den 1 bölü 4 olacak arkadaşlar. Bunların çözümlerinde bazen sıkıntı yaşadığınızı anlayabiliyorum. Ama bunlar saf böyle matematiksel sorular. Çözümleri de bu kadar basit ama düşünmek önemli. Hız işin içine girdiği zaman türev olduğunu unutmayın. Daha doğrusu değişim hızı işin içine girdiği zaman.